Bodrum Yalıkavak Marina'dan Woman TV'nin canlı yayınları bütün hızıyla devam ediyor. Harika bir yaz akşamüstüsü. Yalıkavak'ın bütün güzellikleri var ve benim yanımda şu anda gerçekten adeta yıldızlar takımı gibi bir aile var. Özyağcılar ailesi, Güzin Özyağcılar, Zeynep Özyağcılar ve ailenin babası Erdal Özyağcılar. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Kısmet burada buluşmakmış, evet. Bodrum'da buluşmakmış. Rüzgarlı bir Bodrum. Evet, rüzgar. İstanbul'un o esintisi buralara kadar geldi. Evet. Ayağınıza sağlık. Güzel, keyifli bir sohbet yapalım İnşallah. İstedik. Ben hemen şeyle başlamak istiyorum. Tabii böyle araştırırken sizin o muazzam güzel bir aşk hikayeniz var. Önce onunla başlamak istiyorum. Güzin Hanım'ın özellikle ailesinin bir kere sizin tiyatrocu olmanızı istememeleri, ablanızın Erdal Bey'e yazdığı mektup. Biraz oralara dönelim. Sonra yavaş yavaş buralara geliriz. Şimdi kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu bizi? 48 bitiyor. 48 oldu. Maşallah. 50 oldu. 48. 48. 48. Yani biz unuttuk aşk. Ne zaman aşık olduk? Nasıl aşkı unuttuk biz? Olur mu? Biz size baktıkça olur. 48 yıl geçti abi. Ne güzel, bizim maşallah. Bizim ayrılığımız geldi artık. Nasıl bir ayrılıktan bahsediyorsun? Eyvah, hadi. Eyvah. 48 yıl abi, 50 oluyor, yarım asır. Ay maşallah. Yarım asır artık biz baş baş unuttuk. Ne yapıyorduk? İptal ediyorduk. Biz sanki beraber i̇ptal doğmuş gibiyiz. İptal, iptal. Biz beraber doğmuş. Beraber doğmuş gibi, o da güzel. Tabii güzel bir beraberlik olmuş ki bu kadar sene. Devam maşallah edin. Ne güzel. Aşk mıydı, hoşlanma mıydı, böyle başladı. İşte oralar, bu yaşlarda hafif kafa gidiyor yani, ben ne olduğu anlaşılmıyor. Aşk eyvah, mıydı, eyvah. Hoşlanma mıydı? Ay çok hoşsunuz. Ondan sonra işte bugünlere geldik. Geldiniz. Çocuklarımız oldu. Maşallah. Torunlarımız oldu. Oğlumdan iki torunum var. Oh maşallah. Mesleğimizi yapıyoruz. Sağlığımız yerinde. En güzel mutluluğumuz. Kızımızın tiyatrosu var. Bize rol veriyor. Evet, evet. Şimdi oralara geleceğim ama ben çok merak ediyorum. O film gibi aşk hikayesi. Tamam. Biraz yıllar geçti dediniz ama şimdi Güzin Hanım kızıyor ailesine. Ağlattınız Güzin'i bak. Aşk deyince Güzin aşk deyince gözyaşları tutmadı. Aşk, aşk ve gözyaşı ama gerçekten gözyaşları içinde mi gittiniz Londra'ya? Evet. Ailenizle böyle biraz isyan. Benden ayrılıyor. Evet. Ayrılırken yani gözyaşları içinde gitmez mi? Zaten o gitti, bir sene sonra ben de arkasından gittim. Evet. Çünkü planımız oydu. Dayanamadınız. Planlı program. Ama nasıl bir aşktı? Şimdi efendim bütün arkadaşlarım, herkes tiyatrolarda oynuyor. Ailem izin vermedi. Onun için ben de ne yapayım? Hadi Londra'ya gideyim. Bir tamam. Ayrılık, bir... Planı beraber kurduk ama Güzin. Tamam Erdal'cığım, tamam. Beraber kurduk. Bu yıl 48 sene sonra, evet. İtiraf. Plan ondan beraber kuruldu. Ondan işte gittim. Arkamdan Erdal geldi. Arkamdan Erdal. Şey almış, bir garson değil mi? Evet. Bonservis aldım. Evet, bir şeyi almış. Ama yani aileden da... vardı bizim öyle otelimiz vardı. Eniştemin oteli vardı böyle şeyde. Çelik Palas'a torpilimiz vardı yani. Oradan bana bir garsonluk sertifikası aldılar. Çünkü çok iyi para kazanıyormuş garsonlar. Garsonluk yaptınız tabii, yani. Tabii Londra'da. Zaten tabii. Bütün aktörler garsondur biliyorsun aslında. Hele Amerika'da özellikle evet. İyi aktörler hep garsonluk evet. Yapanlardır. Bakın sorun. Evet. Yani bir aktör önce garsonluk yaptırmadı, yaptıysa o iyi aktördür. Ama siz terfi etmişsiniz, kahvaltıya falan da vermişler değil mi? Böyle yükselmişsiniz nasıl bizden. Nasıl kahvaltı anlamadım? Kahvaltı şeyine hayır, vermişler şimdi size. Ben sabah şeyinde kahvaltı hazırlanıyordu orada. Onlar böyle işte yani şeyden sonra oraya işte çatal bıçak, her masaya birer çiçek konurdu. Ve her masada da birer portakal suyu bırakılıyordu. Ben her gün Güzin'e İngiliz bir kahvaltısı. Çiçekte bir portakal suyu ayırırdım. Gerçekten. O böyle aşağıda aa. İnerdi. Ben onun böyle ay. Tepsisi vardı. Koyardım. Çiçeğiyle portakal suyu içirirdim. Bu da ben de otelde çalıştım. Onu orada çalıştım. Evet, evet. Ama yani aşka bakar mısınız? Zeynep Hanım, canım. Şimdi böyle aşklar var mı sizce? Vardır canım. Niye olmasın? Vardır bence. Sanki hani günümüzde çok şey oldu evet, ya. Evet birazcık biraz. Değişti ama yine de bu kadar mesela romantik. Mesela bu kadar öğle yemeğinde yani bizim soğuk büfe vardı, açık büfe. Açık büfe bittikten sonra o da bizim bir şefimiz vardı. Alın derdi bize çocuk. Biz ben de orada Güzin çok severdi. Söğüş tavuk alırdım. İşte oradan bir şeyler paketlerdim.
Ondan sonra çantamıza koyardık, biralarımızı alırdık, doğru giderdik Hyde Park'a. Oh ne güzel. Tabii orada hem Türklük piknik var ya. Piknik yapacaklar. Yere serili bir biraları içip. Bir mangal yapmadınız kalmıştı Hyde Park'ta. Bu arada da Güzin Hanım İngilizceyi çok iyi öğrenmiş orada değil evet, mi? Evet, harika. Herkese. Bütün çalıştığım Türkçe yere. Öğretti, benim öğrenmeme orada Wimpy var, bar vardı. Oldu. Böylece döndük. Nasıl öğrettin? Ben çok konuşkanımdır. Ben Türkçe konuşunca bir şeyler öğreniyorlar onlar da. Bakıyorlar ki bende imkanı yok İngilizce öğrenme yeteneği yok. Camanlı Türkçe konuşuyorum. Badiller bu herifle anlaşabilmek için biz de biraz öğrenelim. Çat pat öğrendiler yani. Dönerken oraya bir dil hediye ederek evet. Döndünüz. Efendim ben geçmiş anılarımla ilgili gerçi özel ilişkimiz değil ama çocukluğumdan gelen ben subay kızıyım. Evet. Oradan anılarımla bir kitap yazdım. İnşallah yakında yayınlanırsa bütün bu anılarımız ay, orada ne güzel, anlatılıyor. Ne evet, güzel. Ama çok güzel. Çok harika. Güzel anılar. İlk buradan müjdeyi verelim evet. O zaman. Evet, evet. Şimdi cevap bekliyoruz birkaç yayın evinden. Ay harika ne güzel. Evet. İsim sonu isim cevap belli gelecek. Mi Güzin Hanım? Toparlanın gidiyoruz. Toparlanın gidiyoruz. Ama onun sebebini anlat. Babam subaydı. Her sene bir yere giderdik ve artık bu babam hadi çocuklar toparlanın gidiyoruz. Ama bütün subay ailelerinin sloganı bu. Toparlanın gidiyoruz. Benim babam da öyleydi. Evet. Eşyalar bir kuracak onu. Ya, ağzı ya. Kapatılır. Ya. Hadi, İki senede bir tayinler gelir. Arkadaşlar yeni değişir. Yeni okullar değişir değil mi? Öğretmenler, ya. Arkadaşlar. Böyle çok güzel ama çok çok güzel. Çocukluk anılarımdı. Onları yazdım. Tabii sonuna doğru ilişkimize de şeyimize de hafif bir dokundum. Ne güzel. İkincisi ikinci kitap inşallah. Hadi bakalım. Aşklar ikinci kitapta. Güzel. Aşklar ikinci kitapta. Aşklar evet. Ha, devamı ikinci de. Şimdi birinci yaptım. Kitabın adı Toparlanın Gidiyoruz. İkinci Aşık Oluyoruz Hazır Olun. Aşık olup oturuyoruz. Aşık olup oturuyoruz. Bu da evet, o da olur. Peki o mektupta ne yazıyordu Güzin Hanım'ın ablasından? Şimdi ben gelen şöyle bir şey söyleyeyim. Ben iki baldızımı da çok severim. Yani ben Güzin'le flört ederken de severdim. Hele Tülah gerçekten bizim ablam gibidir yani benim. Şimdi onlarla tabii kapalı bir aile olduğu için şey anlamda kapalı yani sosyal yaşantı olarak değil. Devamlı üç kız kardeş ve anneleriyle oradan oraya gitmişler. Subay ailesi malum gidiyorsun kök salamıyorsun bilmem ne. Çok sahipleniyorlar birbirlerine. Şimdi tiyatroculukta biraz ters gibi geliyor. Gerçi konservatuara girdi, girmiş Güzin. Onun anısı da çok güzel. O arada da ne yapayım diyor Tülay çok güzel, çok naif bir mektup yazdı bana. Yani olumsuzluk içeriyordu ama çok naifti. Ne diyordu ben unuttum o mektubu. Seni çok seviyoruz. İşte bırak senin kardeşim için, hemen. Senin için çok seviyoruz. Sen çok efendi bir ailenin o biliyoruz, ediyoruz ama bizim şeyimiz, kızımız. Sana işte, verecek kızımız yok. Öyle tabii öyle bir şey de. Ondan sonra iyidir ama biz tiyatrocu olmayı düşünmüyoruz. Güzin'in de böyle bir şeyi varmış. Senden de kaynaklanabilir. Sen iyi bir çocuk. Yani ufak ufak bana sen diyorlar. Toplan gol tamam. Evet, evet, evet. Ama aşk ferman dinlemez. Maşallah evet. Bak ne güzel. Evet. İşte onun için diyorum böyle aşklar ama var. Ama sonra beni tanıyınca Tülay çok değil mi? Çok sevişiriz Tülay'la. Kulakları çınlasın yani, burada. Ama ilk böyle bir o dönemlerde de değil mi? Canım, tiyatrocu olmak bir şey, falan. Tabii ya. Bir zordu ailelerin ya, bunu. Gene zor ya. Az zorluk çekmedik biz Güzin'le. Öyle değil mi Güzin? Ya, tabii ama ki çok zor. Şimdikiler daha kolay. Daha rahatlar şimdi evet. En azından onlardan talep var çok fazla. Tabii, yok ama tabii, o tabii. Da hepsi için geçerli değil. Anca bir dizi vesaire televizyona falan tutabilir. Televizyona kapağı atarsa. Tabii yani tabii yani bir yerde tutunabilirse. Evet tabii. Tiyatrocu arkadaşım çok sıkıntı çekiyor. Çok, doğru. Tabii çok sıkıntı doğru. Çekenler var. Var var ama o dönem ailelerin izin vermesi açısından belki evet. Daha sıkıntı. Evet. Şimdi aynen. Anneler babalar teşvik ediyor. Daha teşvik ediyorlar bir an evvel. Bir de bir şey demiş Erdal Bey, ah demiş o biyografi İznik yazanı bir bulsam demiş. Yok canım o kadar değil de kim yazdıysa hep İznik ya. İznik'le alakam yok benim. Gerçi bizim İznik yakınımız işte şeyde Bursalıyım Bursa, ben. İzmir. Ama İznik yazmış sildiremiyorum ben. Nerede sildireceğim onu da bilemiyorum. Bilen varsa sildirelim. Soralım burada. Bilen varsa lütfen silsin. Evet. İznik değil Bursa donanmışsınız değil mi? Yani Bursa merkez diyeyim bir daha. Bursa merkezi evet. Ama yani her yerde gerçekten evet, sizi araştırıyor.
gösterirken. İzdik ama Güzin Hanım da Bursa'dan değil mi? Hayır, ben de yazmıyorum. Bozat. Evlendikten sonra nüfusum Bursa'ya gittiği için Bursa yazıyor. Öyle mi? Aslında ben Bozat doğmuş. Subay çocuğu olduğum için Elazığ'ın Hozat kazasında doğmuşum. O sıra babam oraya tayin olmuş. Ben orada doğmuşum. Sizin Çerkez güzeli olduğunuzu da biliyoruz. Aa, sağ olun. Onlar. Evet. Çerkezler onlar. Çok güzel Çerkezce güzellik, konuşuyorlar. Güzellik, asalet, Zeynep Hanım da da öyle. Güzin Hanım da öyle. Gerçekten ama içi doldurulmuş o güzellik, asaletle beraber. Çerkezliğimizle de hep iftihar etmişimdir. Çok sevdiğim bir şeydir. Adetleri, gelenekleri, saygıları, evet. Sevgileri. Evet, çok hoştur. İnşallah yemekleri. Onlardan bir yemekleri. Oo, yemekler derken. Bir de ben orada Çerkez derken bir de sevgili kayınvalidemin burada yani onu da anmış olduk. Toprağı bol olsun. Erkeğe olan saygı çok önemlidir Çerkezlerde. Evet. Benim kayınvalidem, ben kitlenen kadında. Ne zaman evin içine girsem ayağa kalkar. Gerçekten. Hoş geldin. Evden çekimdeyiz. Evet, olsun abi. Çekim baba. O çok enteresanmış. Evet evet. Onlar, yani ne saygı, zaman yapıp, saygı. Çok belli. Evet. Hareketi böyle olur. Gel Erdal, gel oğlum filan. Anne dur ya, anne dur ya. Ne çok, güzel. O bir şey yani kültür genenevi, aslında, değil mi? Genetik veya ananevi bir ritüel, muhakkak bir hareket. Muhakkak kapıdan kapımız gidene kadar geçirir. Geçirir evet. Yani bir çok yaşlandığı zamanlar. Yani o bir şartlanma yani anlatabiliyor muyum? Müthiş bir zarafet. Biraz önce dediniz ya biz ne zorluklar geçirdik, neler atlattık filan diye. Gerçekten sizin döneminizde de işte o özellikle... mesleki tatmin yani maddi tatmin olarak böyle tabii dalgalanmalar yaşadı. Her meslekte bütün olduğu gibi. Olduğu şimdi gibi. Dönemde de var mesela çok var. Zor durumda olanlar özel tiyatrolarını işte 20'şer, 30'ar, 50'şer kişilik sandalyede yapanlar yani oluyor. Her dönemde oluyor. Tabii yani bütün sanat dallarında da var. Yani başka mesleklerde de oluyor var. Canım. Yani. Ama siz bir şampuan satmışsınız yaptım öyle canım, mi? Yaptım canım her şeyi yaptım ben. Ne yapayım şampuan sattım, saç kremi sattım. Hem oynadım hem sattım. Ama o şey şehir tiyatrolarındaydık. 1400 ikili şeyle sanatçıların bazıları işten uzaklaştırıldı. Öyle mi? Onların içinde Erdal da vardı. Bayağı böyle bir tırpan vuruldu şehir tiyatrosuna. O sıra ne yapalım ne yapalım Erdal da... Baldız'da eczacı ya. Ticarete atılıyor. Yani. Eczacı olabiliyor. O zaman ama çok güzel. Ben mesela şey oynuyorum. Yolcuyu oynuyoruz Nazım Hikmet'in. Full gidiyor şehir tiyatrosunda. Başrol oynuyorum orada. Yani istasyon şefini oynuyorum. Ama arada da o sırada da şampuan satıyorum tabii. Nişantaşı'na bir şampuancıya girdim. Böyle şampuan bidonunu koydum. Onun bidonuna boşaltıyorum. Buram'da bir iki tane kadın diyor bak diyor şuradaki çocuğu görüyor musun dedi. Dün akşam dedi oyunda vardı ya dedi. Hani kör dedi o dedi bak dedi. Eyvah. Ama ay dedim şimdi gelecekler geldi böyle. Beyefendi affedersiniz dedi. Siz de dün akşam dedi yolcu atlıyorsun. Yok ben o değildim. Ben çok belirli yaptık. Hayır mesleği kurtarayım diye. Yani tiyatrocu güzel. Zavallı şampuan satıyor demesinler. Demesin boş ver. Ben benzedim de dedim gittim öyle. Ay, ay. Mesleğin şeyini kurtar. Onurunu kurtardım diyorsunuz ama işte ne yapacaksınız? Ekmek tabii. Parası bir yerden bir yerden. Tabii canım dükkanım vardı Mecidiyeköy'de. Saç güzel. Kremi tabii. Ondan sonra saç kremi şey. Ben evde yapardım ya saç kremi. Ben evde bir saç kremi yapayım. Bütün apartman Yasemin kokuyor. Bir gün gül kokar bir gün evde. Tabii evde yapıyorum ya. Kazanlarla. Sonra yakalım doldu. Yok canım imalat. Kendi yapıyor. Şampuanı da ben imalat yapıyorum. Adı filan var mı? Henkel'den. Yok açık satıyorum. Açık mıyım? Henkel'den. Neydi şey? İris. İris. İris, aa, İris kim? Miydi? Benimki Elbe. Müzisyen arkadaşım var diyordu ki işte hep ben onları kullandım diyordu. Erhan Seçkin buradan selam olsun. Hep öyle işte hep ben onları kullandım Zeynep diyordu. Çok güzel oluyor ama hiç gel, hiç saç yok yani. Ama Erdal'ı hiç kullanmamış herhalde kim? Maşallah. Ben kullandırdım, saç. Ben kullandım. Evet. Ona bakıp almışlar. Ay, ona bakıp almış. Evet, o da bir şey değil mi? Tabii, reklam. Saçlarına Erdal Bey bunu kullanıyor diye alıyorlar. Peki bu arada...
Şimdi Yıldızlar Takımı gibi bir aile dedim de bir çocuk daha var, oğlunuz var, Allah evet, bağışlasın. Evet, 14 yaş fark da var galiba. 13 mu? 13 yaş fark var. 13 yıl sonralardan böyle güzel bir kızınız oldu. Teşekkür ederim. Peki, ne iyi olmuş değil mi? Çünkü o bu Yıldızlar Takımı'nın bir üyesi olmak yerine kendi mesleğini seçip sanatın dışında. Ben ama o da mesleğinde yıldız. Şimdi çok önemli bir firmanın CEO'su. Tabii ki. Boğaziçi'ni bitirdi. İstanbul Erkekçesi'ni hiç unutmam. Bunu bir baba gururuyla söylüyorum. Maşallah. 75 bin kişi girdi. Emrah ilk 4000'in içindeydi mesela. Harika. Ne büyük gurur. Tabii yani, tabii. Oradan Boğaziçi'ne, oradan İngiltere'ye master'ın. Ne kadar güzel. Ayrıca İngiliz vatandaşı kendi. Uzun yıllar İngiltere'de çalıştı. İngilizceyi ama... o biliyor tabii. Sizin gibi değil. Sanatı bu. Bulaşmadı. Tabii sanat yıldız ama şey derken olarak ben yani, sahne üzerinden bile bir senaryo olduğu zaman ben onu okuturum. Veya bir tiyatro oyunu onu okuturuz. Üç kişinin sanatçı olduğu bir yerde bir muhasebemizi yapacak, bizi idare edecek birine bir ihtiyaç var. Bir koordinatör tabii. Lazım. O da bundan olsa uçarız. Tabii. Ben onu yapıyorum. Peki 13 sene sonra aileye gelmiş biri olarak böyle tek çocuk biraz hani şımarık derler ya sonradan gelir. Nasıl? Tek çocuk gibi mi büyüdünüz böyle ama çok sonralardan gelince? Öyle mi? Valla bu kocaman doğdu. Kocaman. Yani şey olarak da insan şey olarak. Şimdi ben böyle bak bazı ufak tefek kızları görüyorum. Mesela bugün havuzda. Ya dedim bir ara Zeynep de bu kadar oldu. Hiç böyle hareketler Zeynep hiç yapmadı. Değildi. Bana çok söylerler. Zeynep büyümüş bir kız gibi. Yani konuşursun ederdik küçükken sohbet ederdik. Annem hep şey diyordu. Sen hiç çocuk olmadın ama evet. Bu şeyle alakalı değil. Yani enteresan. Öyle olgun doğdun ve sen benim hep arkadaşımdın. Ben aynen hiç böyle bazen evet. Yeğenlerim şimdi var. Biri 9 yaşında, biri 13 yaşında. Annem böyle diyor, ben seni hiç böyle şeyler yaparken görmedim diyor. Ben böyle olgun bir çocukmuşum. Karakter, evet, insan. Evet, karakter meselesi. Evet. Karakter evet. Meselesi. Bugün ona dikkat ettim. Hani böyle tek kız sonradan geldi falan. Bir de falan. Şey, abim de böyle hani aranızda 13 yaş var. Belki insanlar şey sanabilir hani çok büyük yaş farkı olduğu için bizim böyle aramızda çok böyle bir bağ. Hayır, abim de çok benimle ilgili bir abiydi. Ben onun oyuncağı gibiydim. Hatta böyle maymunum diyordu yani. Ben onun böyle burasındaki maymunu gibiydim. Ne biz onunla çok hala da öyleyizdir. Çok çok yakındık. Ve şey ne diyordum? Böyle yani çok çok yakındık. Aramızda böyle bir kopukluk hiçbir zaman olmadı. Peki abinizin dolayı. Hani tamam bir başka meslek seçti. O da kendi mesleğinin yıldızı oldu. Sizin sahneyi, sanatı seçmenizde anne babanın etkisi mi oldu? Ya o, bence olmadı. O da mı içten yani gelen bir şey? Biz etki yapmadık. Etki özellikle aldınız. De Güzin'le ona söyledik değil mi Güzin? Yani, çünkü evet. Biz Zeynep'e hiç etki yapmayacağız. Bakalım durumlar ne gösterecek? Ne gösterecek? Yani. Çünkü bizim meslekte eğer yeteneksizsen çok ıstırap çekersin. Değil mi? Bizim çocuğumuz diye de zorla bu mesleği yaptırmayız. Ama baktık ki yolu açık. Ya bu acıyı çeken aslında çok insanlar olmuş. Ailesi ünlü olduğu için birazcık bunu itenler ya da çok yetenekli oldukları halde ben şunu da biliyorum mesela çok yetenekli ama ailesi sanatçı olduğu için diyorlar ki hayır sen bu işi yapma. Halbuki o da çok yetenekli ki Hollywood'da falan da biliyorsunuz örnekleri var gerçekten çok yetenekli olan insanlar var. Benimle o anlamda biz aramızda konuşmadık bile ben zaten Devlet Opera Balesi'ne girdim. Baleden başladım. Evet ben baleden başladım. Yalnız şöyle şeyler olmaya başladı tabii. Mesela ben bale yapıyordum. Bale hocaları işte orada da birincilikte girdim. Orada 4 kişi sadece seçtiler. Profesyonel olarak sahneye çıkması için o 4 kişinin içinde vardım vesaire. Tabii ama mesela anneme babama şöyle şeyler söylediklerini hatırlıyorum. Yalnız işte Erdal Bey, Güzin Hanım. Ya bu kız tamam çok iyi bir tekniği var. Çok iyi bir baleye yatkın bir vücudu var ama bu kız oynuyor. Oynuyor yani evet. Bu kız... sadece seyirciye bale yapmıyor, seyirciye bakıyor, gözlerine bakıyor, o ne hangi oyunda neyi canlandırıyorsa onu oynamaya çalışıyor. Yani bu kızda başka bir şey bu var. Bu sefer tiyatroya. Tabii orada bir 15 yıl Devlet Opera Balesi'nde oldum. Fransız sağ olun, teşekkür ederim. Fransız sesi mezunuyum. Orada oyunlar yazıp böyle küçük küçük sahneye çıkmaya başladım. Orada da böyle yurt dışına festivallere gidiyorduk benim yazdığım oyunlar. Orada yurt dışı basınından da böyle oyunculukla ilgili övgüler gelince işte biz de dedik yani acaba biz hani çok mu çektik buradan kendimizi? Zaten dans her zaman edebilirsin. Bir oyuncunun dans edebilmesi etmesi de çok kıymetli zaten. Bir şey. Tabii. Ondan sonra öyle böyle derken ben bir yıl kadar işte konservatuar sınavlarına hazırlandım.
kazandım. Ben şimdi ne geldi öyle aklıma biliyor musunuz? Bir müzikalde izlesek mesela. Oo, bütün evet aileyi ama. İnşallah. Bütün aileyi. Bütün aileyi. Şarkı söyleme kısmı biraz... Ben de biraz zorlanırız. Detoneyim çünkü. Neyse bunu buluruz onu. Yaparız bir şey canım yani. Bilmiyorum. Ama Zeynep Hanım bir dans eder. Ha, playback. Bak ne güzel bulduk evet çözümü yani. Evet, peki aile yapacağız olarak hani şimdi hepiniz sanatçısınız ya. Birbirinizi eleştirir misiniz? Çok. Çok. Çok eleştiriyor. Acımasız mı eleştiriyorsunuz? Yani yaptığımız eleştiriler yıkmak için değil, yapmak için daha iyi olsun diye. Aynen. Birbirimize inancımız olduğu için Erdal'ın bana söylediği bir şey muhakkak doğru veya Zeynep'in çok iyi gözü vardır. Bir şey söylediği zaman hemen deneyeyim derim. Yani olumlu eleştiriler bunlar. Ve birbirimize çok inanırız tabii. Evet. Hepimiz birbirimizi eleştiririz. Yani biz hep bunu konuşuruz. Yani hiçbir zaman biz birbirine böyle çok öven, pohpohlayan bir aile tamam olmadık. Hep böyle daha iyi nasıl olabilir? Peki daha iyi nasıl olur? Acaba bir de şunu mu denesek? Ya ama de o da belli zaten. Yani her performanslardan o kadar belli ki. Evet. Peki Erdal Bey böyle hiperaktif görünüyor. Biraz da sert hani böyle yüz yapı falan. Evde nasıl böyle sert bir baba mıdır? Sert değilim ben. Zeynep... Yani şimdi değil mi? Bir insan olduğu gibi göründüğü zaman sert zannediliyor. Asıl o sertlik değil ki, o insanın doğallığı. Yani ben elbise giymiyorum yani bir yere giderken, bir gezerken, ederken. O anda duygularım neyse öyle hareket ediyorum. O böyle sertmiş gibi geliyor. Çok değişken duygular. Mesela sıkıldığım zaman belli ediyorum. Çok belli. Mutlu olduğum zaman çok mutlu belli ediyorum. Sevindiğim zaman çok, sevdiğim zaman çok, sevmediğim zaman belli ediyorum. Hiç tutmadım hayatımda ben bunları. Mesela dengelemedim evde bir şey tartışıyoruz, bir şey oluyor her ailede olduğu gibi. O sıra kapı çalındı mesela. Çok önemli bir misafir geldi. Hiç misafir falan gözü görmez. O bıraktığımız şey devam eder. Devam et. Tabii o, çocuk o, gibi yani. Duygu. Onu devam et. Duygu insanı yani. Evet. Her şey yani. O yani yok yani. Beni tanıyan da olduğu çok sever gibi zaten. Ne güzel. Yani biz hiç buna aslında dobralık. Bir şey hazırlamam. Evet. Yani şimdi şuraya gidiyorum. Şöyle bir tavır yapayım. Veya burada hadi neşeli yok. Öyle ben önceden bir şey yok. Yaşayacağım. Olacak. Yani ne yaşarsam onu o olacağım yani doğru, ben orada doğru. Neyi yaşarsam. Doğru. Önceden hazırlanmam hiçbir şeye. Evde işler nasıl? Size yardım eder mi Erdal Bey? Eder. Ben çok eder. Güzel yemek yaptığını duydum. Özellikle de yarın bir yemeğim var. Öyle mi? Yarın bir yemeğim var. Tarif edeyim mi? Alışverişini yapmış. Woman TV'deyiz. Bütün bak, hanımlar Erdal'ı özyacılardan. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Benim asistanım sevgili Yasemin İçen. Yani ben çünkü gerçekten böyle tatil şeydeyken televizyonlara pek çıkmıyorum. Ama Erdal Bey dedi Woman TV. Aa dedi Woman TV. Hanımlar şey varsa ben hanımlar sağ ne derse hanımlar baş tacımız her zaman. Harikasınız. Bütün Türkiye'yi de dünyayı da hanımlar idare etsin. Etsinler. Ve ben hep şey diyorum. Mesela asistanlar hanım olsun. Kameraman hanım olsun. Yönetmen hanım bayılırım. Bizde öyle çok. Bayılırım öyle abi ama ben bayılırım. Siyasetçiler kadın olsun. Evet, ülkeleri evet, onlar evet, yönetsin. Evet. Şimdi. Evet. Lütfen kalemleri, kağıtları alıyorsunuz sevgili izleyiciler. Erdal Özyağcılar çok güzel bir yemek tarifi. Balık menüsü. Balık mahsulleri balık? Köftesi. Balık. Ha. Yani deniz mahsulleri diyeyim. Balık mahsulleri tamam. Olmaz. Bunun bu deniz balık mahsulleri olur. Tabii bu arada da ben bunu sevgili oğlumuz Alper için yapıyorum. Alper de geldi. Çok buna seviyorum. Şimdi kamera arkasında kendisi. Nişanlısı. Nişanlısı. Müstakbel damadımız. Evet, oğlumuz diyoruz oğlumuz, artık. Tabii. Damat lafını ben sevmiyorum. Tamam. Çünkü öyle bir ailede kendileri. Ne yapıyoruz buradan yemek? Buradan Bilge Hanım'a da merhaba diyelim. Belki izliyorsa annesi. Aa, Bilge şimdi Hanım efendim, merhaba. Bir deniz mahsulleri köftesi yapacağız. Kaleminizi kağıdınızı hazırlayın. Yaklaşık 750 gram kadar karides soyulmuş, temizlenmiş. Sırtındaki o şey vardır böyle siyah bir şey var. O temizlenmiş. 750 gram kadar onunla kalamar ama bebek yani küçük kalamar olursa o da temizlenmiş, halka halka yapılmış. 1 kiloluk kadar bir levrek, levreyi de flota edilmiş, kılçıkları temizlenmiş. O 3 parça bir gün önceden bol suda yıkanıyor. Lütfen deniz mahsullerini bol suda yıkayın. Yani deniz mahsulleri bol soğuk suyla yıkayın, bol diyorum.
O zaman lezzeti gelir. Bak olmaz. Bu püf noktası evet. Demek ki. Onları bir gün önceden ben alıyorum, streçliyorum, buzdolabına koyuyorum. Ha, bir dolaba. Gün önceden bekleyecek. Bir gün önceden yani ha. Ben öyle yapıyorum. Hazır o. Ondan sonra efendim rondo vardır hepinizde değil mi? Şimdi hepsini ayrı ayrı rondoda çekiyorsunuz. Yani kıyma gibi yapıyorsunuz evet, rondoda. Evet. Hepsini koydunuz o tarafa. Büyük bir kap alıyorsunuz. O üç tane yani karidesi, kalamarı ve şeyi rondodan çektikten sonra levreyi. Koyuyorsunuz. Hı-hı. Böyle bir şeyin içine. Efendim 7-8 tane veya 6 tane soğan, taze soğan, ince ha, taze soğan. Yeşilleriyle onu koyuyorsunuz. Ondan sonra 5-6 diş sarımsak ezin, onu koyuyorsunuz. Tuzunu koyun, karabiberini koyun. Ondan sonra şeyine göre ya 1 ya 2 yumurta. Kırın, ha, yumurta atın. Da koyun. Onları bakın o bir sulu olacak zaten. Cıvık hafif mi olacak? Un. Ha un, aa. Hafif un. Biraz hafif koyultun onu. Böyle ele gelsin, ele gelsin. Kulak memesi kıvamı. Kulak o kadar değil, o hamur değil. Birazcık topla. Birazcık topla. Sonra efendim parmigiano. Ne o? Parmesan. Parmesan peyniri. Rende bugün ince. İtalyan gibi giyindin diye. Parmigiano. Onu da koydum oraya. Tamam mı? Koydunuz. Ondan sonra bakın tadına. Alın bakın. Yani bir tadına o tat gelir zaten size. Ona, o böyle hafif ele yapışmayacak, köfte olacak şekilde kıvamını artık ayarlayacaksınız siz. Yani ele yapışmayacak. Yapan, ele yapışmayacak. Hmm. Sonra normal köfteler yapıyorsunuz. Bir tarafta bir 3'e 1 mısır, yani bir kaşık mısır unu, 3 kaşık unlu bir un yapıyorsunuz. Aa, bu önemli. Ona, mısır unuyla un karışı. Ona buluyorsunuz, hazırlıyorsunuz onları. Onları bir 60 dakika bekletin. O köfte şekilde. Yapıp bekletin. Köfte unlayıp yani unla da. Öbür tarafta efendim söyleyeyim yumurta çıtır olsun diye. Ekmek. Galeta unu. Galeta unu veya ekmek. Ekmek. Neyse onu da böyle koyun. Ateşinizi yağın. Ondan sonra önce yumurtaya ondan sonra ekmek. Galeta ununa veya ekmek şeyine çıtır koyun. Ay. Vallahi şu anda tamamen anlattı. Hiç böyle bir geçiştireyim de demedi. Yani ince ne ama yaptıysa tarif anlattı verdi. Yani. Tarif verdim ama tarif verdi. Afiyet değil. Sosunu istediğiniz gibi sos yapın. Domatesli sos yapın. Sos veya ben çok musun? Seviyorum onu. Hardal, bal, biraz domates. Ama domates şeyi var olmaz. Ya da rendelenmiş domates. Biraz da çili. Biraz çili, biraz domates, biraz hardal, biraz bal. Bağ, karıştırın onları böyle, onu bir kıvam iyice. Yapın. Oh. Onun içine banın. Oh. Eda sana bir YouTube sağ. Kanalı açsak böyle yemek tarifleri yap. Var benim. Sen benim yemek tarifleri. Ya, beşer dakikalık kanallara doktorlara yapmıştım ya. Ama onu şimdi herkes bilmiyor. İşte sana bir yemek programı düşünebiliriz. Evet, bunu biz o zaman Erdal Özyağcılar'a yemek programı için davet edelim. Ama çok güzel bak bunu yaptılar çok güzel. Keyifli. Ama hakikaten çok güzel çok şu basit, anda. Çok ben keyifli. Hani hafızaya kaydettim ama. Ayrıca çok, alacağım evet, yani evet. Not olarak alacağım. Dün şey yaptım, gravlax yaptım. Biz şimdi yarın bir yiyelim de yarın size söyleyelim yani nasıl oldu? Peki arkada mutfak nasıl oluyor bütün harcığa? Yok temizlerim eskiden de o güzel sakın öyle sen söyleme. Temizlesen bile yine de bir girmek lazım arkandan. Erkekler genellikle yani. Mutfakta evet güzel işler yapıyorlar ama acayip çok fena. Kadın kadar düzenli çok çalışamıyorlar evet. Değil mi? Evet tabii. Öyle de bir durum o var. O düzen başka bir şey. Bu bodrum hayatına gelmek istiyorum biraz da. Bodrum'daki evinizi Perran Hanım... Evet. Almanıza evet, sebep Perrancığım. Oldu. Ben, buradan selamlar Perran Hanım'a. Sevgiler Perran Hanım'a da evet. Ben de çok severim. Biz Şeynaz Tango oynuyorduk evet, o zaman. Evet ne muhteşem. Evet ondan sonra dedi ki Erdal da çok güzel bir yer. Ya dedim ben alamam dedim. Ödeyim ödersin ödersin falan dedi. Sonra geldim ben ufak almıştım. Dedi boş ver ufak alma iki tane. Ya bak bu dedi gidecek dizi gidecek dedi. Neyse gayrete geldi. Sonra Güzin dedi alalım dedi Güzin. Ne yapalım biraz sıkışırız. Ama alınmış, epey bir 20 alınmıştır. Sene oldu. Yani 20 sene yaklaştı. Yani. 20 senedir Bodrum'dasınız sürekli. Yaklaşık, yazları evet, değil mi? Evet, burada evet. Geçiriyorsunuz. Evet. Bu 20 sene ben kışın da geliyorum ama. Kışın da tabii burası kışın da çok keyifli. Kışın da geliyorum. Zaten ben. Çoğu insan burada yaz kışı evet. Yani yaşıyor artık. Burası bir küçük İstanbul oldu. Bu 20 yıl içinde Bodrum'da bir değişim oldu mu sizin gözünüzden? Yani ne bileyim. Eğlencesi, kültür sanat anlayışı,
popülasyonu. Tabii yani kendi içinde böyle bir girişimleri var. Özellikle tiyatro biraz daha ağırlık kazandı Bodrum'da. Bir özel tiyatro, şey özel demişim, belediye tiyatroları var. Evet. İşte ama bana burası sorarsanız, yapıldı, o marina yapıldı, burası iyi oldu. Güzel ne konserler ben, veriliyor. Konserler veriyor, Deniz Bank'ın şeyleri var, bu yaz konserleri oluyor. O kalede ben evet. de oynadım orada. Biz kalede değil mi? Festivaller falan. Ama Bodrum'un ismine yakışır çok daha aktif olması lazım. Daha bir kültür sanat daha bir kültür sanat lazım. Daha yani yurt dışına açılması lazım, festivaller yapılması lazım. Çünkü o kadar güzel ki evet, bir iyi, doğa harikası iyi. Yani bunu dünyaya açmak lazım bu güzelliği. Aynı şeyi yani düşünüyorum. Yelken yarışlarında da çok başarılılar. Orada evet. da çok yani, güzel işler yapılıyor, yapılmıyor değil. Ama kültürsel bir festivalimiz yok yani. Yok, yani evet. niye? Dünyaya duyurabileceğimiz. Yani, film festivali falan mı mesela? Tabii. Yani olabilir yani. Bodrum bu ya. Bir şey bütün, aç dünyaya açın. İtalya'da biz böyle güzel bir yere gitmiştik de. Orada en büyük film festivalleri, Sofia Loren'in filan şeyleri vardı. Orada yapılmış mesela tabii. bir sahil kenti. Şey ya işte. Sanremo mu? Hayır değil, Sanremo çıkıyorduk ya. Taormina. Taormina. Taormina en büyük festivalmiş orada. Film festivaliymiş o. Ya niye bizim yani Bodrum'a yakışır. Bodrum'un neden olmasın? Bodrum'a yakışır. Yalnız benim gördüğüm kadarıyla da biraz doğada değil mi kirlenme oldu. Çok fazla yapı oldu. Birazcık o Bodrum'un bir nostaljik de bir tarafı vardı. Birazcık o ama o her yerde gittiği gibi biraz burada o da kırıldı. Gitti. O değil gitti. Mi? Yani bir gümüşlük kalmıştı böyle birazcık daha hani oralar filan. Şimdi bakıyorum Gümüşlük bile bu eski o köy havasından artık tamamen yalnız çıkmaya başladı. O kadar güzel bir yer ki doğa o kadar bonkör davranmış ki yani ne yaparsan ediliyor içine yap ediliyor yine de güzel. Yine de Bodrum. Ama Bodrum. Daha ne kadar dayanır bu hoyratla sorun işareti. Gerçekten. Peki ben bir şeyi çok merak etmişimdir Erdal Bey ile ilgili. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bir rol verilir, işte çok başarıyla o karakter canlandırılır. Ondan sonra hep aynı karakterler. Geçen gün Ayça Bingöl'dü konuğum, işte bir Cemile'yi oynadı. Ondan sonra hep ağlayan kadın, işte savaşan kadın, bıktım artık falan diye kendi de itiraf etti. Ama Erdal Bey'i o kadar farklı karakterlerde gördük yıllardır. Nasıl başardınız, nasıl kırdınız bunu ben Erdal Bey? Biraz karaktersiz oldum. Ay güzel cevap. Çok karakterli diyelim biz ona. Karaktersiz oldum, karakterli de. Ay çok güzeldi. Biraz şans herhalde. Biraz şans, da titizleniyor. Titiz, ben bak biliyor. Ha, titizlenir. Çok titizlenir. Yani her gelen teklifi kabul etmez. Çok titizlenirim. Bir de hep şey yaparım. Yani ben bu karakterle ne diyeceğim? Yani ne diyeceğim? Hikayenin içinde ne diyeceğim? Hikayenin içinde dediğim gibi hikaye ne diyecek? Yani beni seyreden ne algılayacak bu karakterden? Karakter bir şey söylemeli yani. Hani iyi insan kötü herhalde. İnsan anlamında değil. Bir şey söylemeli ya. Hani bir yerinden yakalamalılar yani. Takip etmeliler onu. Hani bir insan etrafta herkese ilgilenmez. Mesela bir yerde iki laf eden bir adam olur. Bir yerde bir sinemada ilgilenirsin. Çünkü o adam o kadar gerçekçi söylemiştir ki öfkesini sıkıntı. Karısıyla konuşuyordu belki. Aa dersin aklında kalır. İşte karakter çizmek de bunun gibi bir şey. Hani o metinde veya o karakteri yaparken ne alacak seyirci benden? Beni izleyen neyimi hoşlanacak? O karakterin neyini hoşlanacak? Ne, hoşlanıp belleğine atacak gibi titizlendiğim noktalar bunlar. Eğer öyle bir karakter olmazsa şey yapar, oynamıyor. Evet, veya evet. O karakteri nasıl o hale getirebilirim? Bir de var ya dört dört evet. gelmiyor bazı şey. Hayır, siz içine onu ha, ekleme nasıl yapıyor musunuz? Eğer onu da yapabiliyorsam, onun yolunu bulmuşsam hemen kabul ederim. Ha, öyle bir esneklik varsa. Esneklik var tabii. Tabii. Yani armut düş ağzıma piş işini, armut anladım. Piş ağzıma düş. Çünkü yani. O kadar gerçekten bir bakıyorsunuz. Bambaşka bir karakterdi. Evet. Oradan çıkıyor başka bir şey. Ama hepsi işte biraz önce dediğiniz ama gibi. Çalışmayı da severim yani. Kendi mesela de proje üretiyor. Kendi de yani tabii öyle şeyler de var. Evet. Öyle bir tarafı da var. Var değil mi? Mesela evet. Geçen gün Bahtiyar gene beni aramış. Bu aile arasında da bir Adanalı oynuyordum. Onlar Adanalı. Ay, neydi şeydi. O ya? Mesela o arkadaş bana
ağız konuşumda verdim. Ve ben dedim ki ne kadar Adana şeyi varsa, otantik videoları varsa bana getir dedim. Hmm. Mesela o otantik videolar, mesela kebapçısının ne bileyim diyeyim, hepsini izledim. Hepsine baktım, hepsine baktım. Yani anlatabiliyor muyum? O çalışmak çok çok önemli. O çok önemli. Zaten sizin çok disiplinli olduğunuz hep çok duyulur, hep söylenir. 8 çok... saat, 10 saat uyumadan sete çıkmam. Bu 30 senedir böyle. Ama işte önemli bunlar. Yani bütün bunlar 8-10 saat çok, uyurum, çok dinlenirim, ezberimi yaparım, çalışırım. Ve aslanlar gibi çıkarım seni. Evet, işte. Hiçbir... Profesyonellik bu olsa gerek değil mi? Bence de yani öyle. O zaman bayağı ağır profesyonelim. Ama ağır ağır şartlar. Disiplinli bir profesyonelim, evet. Ağır şartlarda zaten son dönemlerde şeyler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Ben alıvereyim onu. Şeyimiz, ha, gözlüğümüz geldi. Ne yapalım? Bodrum'dayız böyle. Kusura bakmasınlar, bu tabii işin doğallığı ki. Ve sevimliliği. Doğal, evet. Ne güzel böyle keyifli bir sohbet yapıyoruz burada. Biraz Zeynep'cim tiyatromuzdan da bahset. Zeynep, ben işte tam bravo. Tiyatro. Bravo, evet. O kadar vaktimiz olduğu için ben böyle şey yapa yapa, yedire yedire. Yavaş yavaş, evet. Tiyatro kurma fikri nasıl doğdu? İşte başlıklar atıldı, babasının patronu oldu ama ne güzel bir şey yani, gurur duyulacak bir başlık. Biraz Zeynep Hanım'dan tiyatroyu ve bundan sonraki projeleri, ama ilk o fikir nasıl doğdu? Yani ilk fikir, ben de konservatuvardan mezun olduktan sonra şehir tiyatrolarında çalışmaya başladım. Orada hem dansçı olarak hem de oyuncu olarak çalışıyordum. Uzun yıllar çalıştım ama tabii ki şöyle şeyler oluyor. Mesela senin çok oynamak istediğin bir rol oluyor ama onu ne denk gelirse ve neyle görevlendirilirsen en iyi şekilde sen sana verilen görevi yerine getirmeye memur çalışıyorsun. Gibi biraz. Ödenekli şekilde öyle oluyor. Tabii onun, o da çok keyifli ve çok fazla şey öğreniyorsun. Çok fazla seyirciyle buluşuyorsun. Çok fazla seyirci karşısına çıkıyorsun ve bu bence bir oyuncu için çok önemli bir şey. Başka tabii türlü bir ne derler, kondisyonun oluyor sahne üzerinde. Çok çok kıymetli. Ama bir yerden sonra böyle yurt dışına gidiyorum, oyunlar izliyorum. Çok sevdiğim yönetmenler var, yazarlar var, karakterler var. Onları oynamak istiyorum. Ne yapsak, ne etsek, böyle bir düşündük. O dönemde de çok başarıyla, zorlukları olsa da başarıyla götüren arkadaşlarım vardı, özel tiyatrosu olan. Hadi dedik, biz de girişelim böyle bir şey. Sevdiğimiz dostlarımızla, arkadaşlarımızla, inandığımız insanlarla. Biraz zorlanacağız ama böyle inandığımız işleri yapacağız dedik. İlk fikir sizden mi çıktı? Ailem de destek. Evet, ben İlk çok de istiyordum. Yapmışız, evet. Ailem de destek oldu, hadi dediler. Oh, ne güzel. Ve böyle birlikte bir yola girdik. Şimdi harika. İşte repertuarda... Beşinci oyunumuzu çıkarıyoruz. Beşinci oyunumuzu çıkaracağız. Beşinci oyunda Zeynep yazıyor. Öyle mi? Evet, evet. Evet. Oo, evet. Biraz CEO'lar alabilir miyiz? O tarafını da var, evet. Ay ne güzel, maşallah ya. Ama çok güzel, gerçekten çok güzel maşallah bir projesi var. Nasıl evlatlar yetiştirmişsiniz? Çok güzel bir projesi var. Sağ olun. Biz çok çalışan bir aileyiz. Belli, ben çok üreten, çalışkanımdır. Ben konservatuarı da çok, yani okuduğum her okulları böyle yüksek derecelerle bitirmişim. Ne çalışmayı güzel. Çok severim. Mesleğimi de çok seviyorum. Onun için biz normalde de hep böyle oyunlar okuyoruz. Repertuarı alalım mı, almayalım mı? Gelecek sezon bunu koyalım mı? Bir çocuk oyunu projem de var. Onu da ben ki çok bir kısmını yazdım. Çocuk onu oyunu da ben herhalde yapacağım. Yani, ay ne güzel, ne güzel. Yazacağım. O da yeni oyununuz. Şey. Yeni oyunum biraz hep beraber olacak mısınız sahnede? Yok, hayır. Bu tek kişilik bir oyun. Ha, tek kişilik. Gelecekte geçen bir oyun. Siz mi oynayacaksınız? Ben oynayacağım. Aa, evet. Bir aşk hikayesi aslında ama tabii ki daha önceki aşk hikayelerinden farklı bir önermesi olan bir aşk hikayesi. Gelecekte nasıl olacak bu işler? Birazcık onu göreceğiz. Biraz kendimizi sorgulayacağız. Şu anda çok fazla böyle bir güç, kadın ve güçlü olma halinin çok altı çiziliyor. Acaba güçlü olmak adına mutlu olmayı kaçırıyor muyuz bazı yerlerde? Heh, bak, dolayısıyla acaba güçlü görünmek adına o aşkın naifliğini de mi biraz kaçırıyoruz acaba? Bir şeyleri oluruna bırakmayıp çok zorluyoruz ve artık o egoyla çok mu fazla sahiplenip bizim yapmaya çalışıyoruz her şeyi ve ileride bunlar daha da mı uçlarda olacak. O zamanlarda aşk nasıl yaşanacak? Biraz buralarda gidip geliyor. Ya ne kadar güzel. Ama bence hoş şeyler söyleyecek. Bizim tiyatromuz aynı zamanda, ben bunu söylüyorum, yani bir feminist tiyatrosudur.
Bizim iki tane oyunumuz çok önemli feminist yazarların oyunudur zaten. Uçlar'la ben ödül almıştım. En iyi kadın oyuncu hem de yılın yapımı ödülü almıştık. Uçlar evet. Zaten bir 5 sezondur oynuyor. O kadına şiddete karşı ve kadının bütün bu şiddete, haksızlıklara rağmen nasıl ayakta durduğunu ve nasıl onlara haksızlıklar edildiğini gösteren, çok güzel insanı kendiyle yüzleştiren bir oyundu. Hala da ara ara oynuyoruz. Onu da mı siz yazdınız? Yok, onu ben yazmadım. Ama o bir tiyatro kurulduğunda ilk oyun olarak seçmek için çok cesur bir işti. Yani bir tiyatroyu aslında öyle bir oyunla açmak çok ciddi bir risk almaktı. Risk almak, İyi tabii. İyi ki de öyle yapmışız. Sonra Demir bir anne kız hikayesi oynadık biz anneciğimle. Ay ne güzel. O da öyle, o da bir çok önemli bir feminist tiyatrosu yazarının oyunuydu. Bir parantez açabilir miyim? Aha. Devam edeceğiz ama... Babanızla da annenizle de karşılıklı oynadınız. Hı-hı. Karadağlar dizisinde. Evet. Nasıl bir duygu? Babayla, anneyle. Hı-hı. Size de soruyorum. Yani evlatla karşılıklı oynamak. Ben evlat oynamak... gibi veya güzin yani karım gibi görmüyorum sette. Öyle mi? Tabii bir sanatçı arkadaşım. Çok yakın bir arkadaşım sadece oluyor. Sadece bir tek an var. Bak bunu söyleyeceğim. Bir tek an var. O çok şirin. Karadağlar'da benim bir düğün sahnem vardı. Gelinlikleyi. Ve tabii... Babam da Halit Karadağ oynuyor yani kötü adam kötü oynuyor. Adam ve beni de sevmiyor yani hani rol icabı evet. Böyle nefret kötü bir adam o oynuyor. O köyün öğretmenini oynuyor ama ben Zeynep. De köyün öğretmeniyim oğullarından biriyle evleniyorum. Oğlunu da sevmiyor zaten böyle ve böyle bir adam filan. Ama o böyle hani vardır ya böyle bir hani bir iki saniyelik bir şey. Bir an böyle bir bakınca ben onun gözlerinde yani... Halit Karadağ değil gayret yani gelinlikte gördü böyle bir gözler falan falan böyle bir ama çok ufak bir şey onu gelinlik ben anlarım çok yani. Özel bir şey ya tabii. O bir kayma olmuştur yani arkadan. Küçük böyle bir sonra hemen toparlar falan çekim sırasında öyle bir şey ama çok iki saniye o i̇ki gözünde saniye böyle bir gördüm öyle. Bir kaydı yani kaydı. Böyle bir dokunmalar. Ay, çok şekerdi ama çok onun tabii yani bu bir anı olarak anlatıyorum. Biz annemle çok uzun süre işte oyun oynadık Demir'i karşılıklı. Oynadık, evet. Ve bayağı sert, şiddetli birbirine böyle öyle bir anne kız. Sonunda ben ona saldırıyordum falan böyle bir anne kızı oynuyorduk. Konusu da şöyle hafif bir bahsedeyim. Kadın hapishanede, olay hapishanede geçiyor zaten. Annem hapishanede. Ben, evet. 10 yıl yemiş. Ve kızını 10 yıldır görmüyor. Ama babayı öldürmüş. Babayı öldürmüş. Ha babayı öldürmüş. Ha. Ve yani onu söyleyecektim hikaye. De babayı öldürdüğü için kızı da gelip ziyaret etmiyor. Ama 10 yıl kızı gelmemiş. Perdenin başında anne kızın karşılaşmasıyla başlıyor. İlk defa. Ve kızla 10 yıl sonraki karşılaşma. Evet, hafızası gittiği için çocukluğunu ve annesini hatırlamıyor kız. Hatırlamıyor. Geçmişini, çocukluğunu hatırlamak için gidiyor oraya. Ve neden? Yani sen yapmadın değil mi? Sana kötü davrandı değil mi? Aslında derdi bu. Ama o çok farklı bir aşk hikayesi çıkıyor orada. Ne kadar güzel ya. Biraz önce babamla ilgili de bu hani yeni her seferinde yeni karakter hikayesinde de aslında ben onu söyleyecektim. Sanatla uğraşan insanların ve buna emek veren insanların şöyle bakması lazım. Zaten öyle bakıyorlardır bence. Tamam biz bir oyun yapacağız ya da ben bir rol oynayacağım ama ben yeni ne söyleyeceğim? Hani şu ülkede, şu zamanda beni bunca zaman izlemiş insanlara şunu söyledim, bunu söyledim, bunu söyledim ama ben şimdi ne söyleyeceğim? Evet. Bir sözü olması lazım, bir derdi olması lazım. Oynadığın karakterinde, sanatçı yaptığın muhalif oyununda... olmalı mı? Tabii yani bir yerde muhalif duruşu olacak ama muhalif duruş yani muhalif olmak için muhaliflik değil. Asla değil. Yani demokrasiden yana, özgürlükten yana işte ne bileyim insanların, kadınların, bütün canların eşit olduğundan yana ne bileyim değil din, ırk saymadan insanlara insanca ya da canlılara saygı duymak yani öyle bir geniş bir beyin yapısı içinde bunları yapamayanlara muhalif olmak. Yoksa muhaliflik yani... Her şeye karşı değil. Evet. Bir de tabii yani partisiz muhalif olmak lazım. İnsanca değil mi? İnsana yakışır lazım. Bir. Evet. Peki sizin bir yerde okumuşum. Sahnede sanatla direniş yapılabilir. Mesela işte kadın hakları konusunda tabii. Değil mi? Direniş yapılır. Peki biz kadınlarız. Biz bunu biliyoruz ama Erdal Bey'e bir sorayım. Bu... Türkiye'de bugün Atatürk'ün yıllar önce dünyaya örnek olarak
kadınlara verdiği, tanıdığı o hakların yeterince kullanıldığını düşünüyor musunuz? Valla yani şöyle... Yani o günden bugüne. Zaten şimdi Atatürk'ün kadınlar üzerindeki bu tasarrufu veya kadınları böyle yüceltmesi zaten yani evrensel dünyada büyük bir şey. Bir liderin bir lider. Önce kadınları öne çıkarması, Türkiye gibi bir toplumda diyeyim. Bunu takip ediyorlar ama herhalde tam bir... Yeteri kadar değil. Aslında değil, kadınlar çok mücadele çok, veriyor evet, bunun mücadele, için ve mücadele çok ilerlediler. Sesi geliyor, gelmiyor değil. Geliyor. Yani sesi aynen. Geliyor, şey yapıyor. Daha da farklı bak. Benim bir tek bu kadın konusunda özellikle çok üstüne durduğum bir şey var. O da nasıl yapmak lazım? Dövmek ve öldürmek. Ya. Yani bu çok... Cezaları mı ne yapmak lazım? Hayır yani lazım. Nasıl başka yapılması lazım? Yok. Bu çünkü... Caydırıcı çok olması için. Çok insanlık dışı bir şey. Yani dövme ve öldürme. Hala bunlar devam ediyor. Ya bu yani zaten ben bu taraftan bakıyorum meseleye. Yani ama yoksa o tabii... orayla bitmiyor. Onun mobbingi var, başka türlü şiddet var, yani, durmadan evet. Şiddet var. Yani ama bunun sonucu şu anda zaten bu STK'lar, kadın dernekleri inanılmaz mücadele ediyorlar. Ve gerçekten çok büyük başarılara da imza atıyorlar aslında. Evet. Birçok kadınla... birçok ceza almayacak dava onların sayesinde büyük cezalar alarak sonuçlandı. İşte biz burada de Women TV olarak aynen. Bunları duyuruyoruz, destekler. Gerçek bir direniş var. Gerçek bir direniş var ama yeterli mi? Değil. Değil. Yani maalesef. Ve gerçekten bu yasaların farklılaşması, daha büyük cezaların gelmesi hatta gerekirse vatandaşlıktan atılıncaya evet. Kadar insanlıktan atmak. Başka türlü bunun yani cezasız olabileceğini düşünüyorum. Ters şeyler. Çok. Sizce çözümü ne Erdal Bey? Yani ne yapsın? Çözüm ben bir sanatçıyım. Eğitim mi acaba? Ben sadece yani eğitim de tabii aileden gelen bir eğitim temelden. Aileden gelen bir doğru değil mi? Bu yani ailesinin babasının davranışını görürse onu yapıyor. Evet, oradan gidiyor. Çocuklara sahip çıkmak evet, lazım. Oradan gitmek lazım. Doğruları öğretmek lazım değil mi? Oradan yola gitmek lazım. Bu peki sizin yeni bir projeniz varmış. Onu ve tiyatronun önümüzdeki sezonki projelerini biraz öğrenmek istiyorum ben. Sen istersen şey yap ilk önce. Sizin yeni projeniz. Tiyatro oyun mu? Tiyatro, dizi. Bu dizi şey TRT1'de Şampiyon diye bir dizide başlıyoruz biz Tolga Sayışman'la. Tolga ile biliyorsunuz biz Elveda Rumeli ile beraber oynamıştık. Evet 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 ne kadar güzeldi. Neydi? Ne oynadı? Elveda Rumeli. Hayır biliyorum da neyi oynamıştı? Kara Kalpaklı. Hayır Kara Kalpaklı ne geldi? Ne? Elveda Rumeli'de adı neydi ya o şey? Şeyin Tolga Sayışman'ın adı mı? Neyse boşver. Oradaki ismi. Ya her şeyi hatırlıyorum ama adını hatırlayamıyorum. Evet. Ama muhteşem bir diziydi o da. Ha çok güzel bir diziydi. İşte yıllardan sonra Tolga ile gene biz şampiyon dizisinde baba beraber. Baba oğul mu olacaksınız? Baba oğul değil şöyle yani baba oğul kadar birbirine yakın. Ben onun antrenörüyüm. Boks antrenörü. Boks antrenörü. Değişik, yine bir değişik bir karakter. Evet, yine. Boks antrenörü ama çok tek başına yaşayan hayatta boks aşığı ama insani tarafları olan işte onu yetiştirmiş. Aralarında bir takım bir durumlar olmuş, kopmuşlar. Ama yani hem akıl hocası hem babası hem şeye benzetiyorlar onu. Hani şey var ya ninja kaplumbağalarında bir tane fare var ya neydi o? Splinter ne ismi? Ha? Sprinter misin? Splinter ha? Sprinter. 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 Onu usta, biliyor. Usta yani. Usta. Sprinter. Usta ha. Usta. Bir asistan öyle de şey dedi yönetmenim öyle dedi. Abi dedi öyle Splinter gibi yapacağız seni. Güzel heyecanlandım. Ekip de çok güzel. Neyi izlediniz peki? Mesela dediniz ya Adanalı'nın bütün işleri istedim. Burada ne yaptınız? Şimdi nasıl bir hazırlık? Burada hoşuma giden şey şu. Farklı bir dünyanın iyi karakteri. Yani şöyle iyi karakteri. İçinde yalnızlığı çekiyor. Yalnız başına. Ama boksu çok seviyor. Boks şiddet olayı. Ama o evet. Şiddeti bile yumuşatmış. İnsanı taraflarını hiç bırakmamış. Bir kronometresi elinde teknik tarafı olan ve boksörünü de çok seven bir antrenörü seçen. Bu da bir şey. Babacan böyle falan. Bak, farklı bir şey nüans yani. Oynamadım çünkü. Hep baba oynadık şimdiye kadar evet. Ya.
Şimdi öyle değil. Bir antrenör ama bu duyguları olan bir antrenör. Ya heyecan var. Bakalım ne olacak? Evet. Heyecan hoş var, bir tarafımı yakalayacak seyirci burada. Evet, mesela bunu da konuştuk. Biz bir araya geldik, dedik ki hani biraz ben danstan geldim için baba birazcık vücut dili olarak çalışmak lazım bir antrenörle, bir boks. Yani tamam bu yaşta gidip boks etmeyecek ama o vücut dili, o adımları, o bir şey anlatırken ki el tarla, evet onu yapalım, bunu yapalım, annem bir şey söyledi, abim bir şey söyledi. Yani biz hep beraber heyecanlanıyoruz, hep beraber hazırlanıyoruz. Tabii, tabii canım. Ben şey çalışıyorum mesela, oluyor. Sabahları bir şeyler var. Öyle ha, mi? Kadar. Ha, bu dizi için. Tabii. Yani zaten çalışıyorum da, ya bizim Güzin'le burada yaz geldiğimiz zaman bizim sabah 45 dakika sabah sporumuz var. Havuzda. Neler yapıyorsun? Havuzda. Evet. Şimdi ya, gidip hareket edeyim mi yani? Göster. Yok yok. göstermeyin. Yani, havuz içinde yani bele kadar suya girip çok güzel ama epeydir, kaç senedir gittiğimiz bir yerden ama öğrenmiştik. Ama şimdi boks için tabii omuzlar, göğüs. Bunlar üçer biraz kiloluklarla. Biraz kiloda versek vereceğiz inşallah. Kiloda versek daha güzel olur. Gayet daha iyi görünüyorsunuz yani. Normal bir halim yok. Yani öyle suda bir şeyler sporla olur. Güne başlıyorsun, sonra nasıl i̇şte 45 gidiyor? 45 dakika Güzin'e Bodrum saat hayatı. 10'u çeyrek geçe falan. Güzin şeyini giriyor, giyiyor. Mayolarımızı giyiyoruz. Sonra havlularımızı denizle devam. Alıyoruz, gidiyoruz havuza. 40 dakika 45 dakika. O hemen yakın zaten. Ondan sonra geliyoruz, kahvaltılar yapılıyor. Ondan sonra iş bölümü, akşam ne yenecek olayı. Ben bir ara pazar hafta çıkıyorum, gidiyorum. Sonra çocukları alıyorum, ben Verana'ya iniyorum dediğin şeye. Onları orada bırakıyorum veyahut da ben de bir denize giriyorum. Zaten akşam oluyor. Akşamında evimizin üstünde böyle bir ahşap bir yerimiz var. Oraya gidiyoruz. O akşam içkilerimizi koyuyoruz. Böyle bir de Alperci müzik de yapıyor bize. Böyle sohbet ediyoruz. Ben hikaye çekiyorum küçük küçük. Evet, görüyorum. 15'er saniyelik. Görüyorum. Ondan sonra da işte çocuklar, gençler gidiyor. Biz Güzinciğimle kalıyoruz. Ben erken yatarım. Öyle mi? Tabii 11 dedim mi ben yataktayım. 11. Tabii canım. Böyle çok nadir bir yere hep gider. Hep mi böyleydi? Hep yani böyleydim. Daha önce de hep böyle. Hep böyleydim. Gece hayatı hep hiç olmadı böyle. Mı? Ya olduğu arada zaman oluyordu ama olmuyordu yani herhalde. Hep böyleydim ben. Yani onun için dünyam şeydir yani. Hep böyleydi. Disiplinli bir ya 12, hayat. 12, yapamam ki zaten. Ben geçen gün 1'de uyudum. Pazar günü helak olmuşum. Hep perişan. 1'de uyudum. Ona rağmen. Siz de erken mi yatarsınız? Yok maalesef. O gece kuşu. Ben gece kuşu. Gece oturmayı çok seviyorum. El ayak çekiliyor. Herkes yatıyor. Günün yorgunluğu çıkıyor. Böyle tek başıma güzel. Kalmayı seviyorum. Evet, biraz gece kuşuyum ben. Ne güzel, ne güzel. Öyle. Peki yeni sezonda ne var tiyatroda? Neler izleyeceğiz? Sezonda, sizin tek kişilik oyunun dışında evet. Başka bir bu sezon çok güzel bir şey oynadınız. Kral oyunu. Kral oyunu devam edecek mi? Kral devam edecek. Mi? Kral devam devam edecek. Ediyor. Onu izleyemedim, gelmek istekleriz. Evet, hep gördüm. Bekleriz. Bir olmadı, geleceğim. Hoş geldin inşallah. Boyacı büyük bir ihtimalle devam evet, ediyor. Devam ediyor. Ne güzel. Ondan sonra cuma uçları birkaç tane özel gösterimi olacak. Artık 5. sezonu ama belki bir son 2-3 tane özel oynuyor. Özel gösterimi olabilir. Bu yeni Aynen oyunumuz çıkacak inşallah. Onun biraz hazırlık aşaması var şu anda. Yine eğer ki şey yapabilirsem, 1000 tane bir çocuklar için bir projem var. Bir de onu devreye sokmak istiyorum, bir çocuk oyunu. Ah, İkinci tura onu yapmak istiyorum. Hep araya bir şeyler giriyor, yarım kalıyor çünkü. O da birazcık daha hani kız çocuklarına özel bir... Nasıl yani kız çocuklarına özel derken? Yani işte ben söylüyorum derken? Böyle hani prenses olmaya özenmeyen kız çocukları için güçlü, spor yapan, çalışan, artık pembe giymek için koşturmayan, kafasına taç takmayan kız çocukları için. Sizin bir kızınız olursa şimdi artık evlilik arifesindesiniz. Evet. Yakın mı? Yakın değil. Tabii yani yakın sayılır. Gelinlikle yakında görebilecek miyiz? Çok yakın değil ama yakın yani. Evet, Erdal Bey acaba şimdi o bir saniyede öyle baktı. Acaba gerçek o kızını gelinlikle görünce ne yapar çok merak ettim. Hiç gözümü ayırmayacağım herhalde. Ay ne güzel. Ne güzel bir cevap. Harika. İşte benimki de bakalım. Allah ilk önce sağlık tabii. Ağlar mısınız öyle ağlar, durumlarda? Ağlar. Duygusal mısınız yani? Gözyaşları yanar. Ağlarken ağlar herhalde. Yok yani bazı insan dediniz ya olduğum ben de gibiyim canım, diye. Ağlarım canım. Ağlarım. Ben ağlamayı da ayrıca çok severim. Ama yani böyle zorlamam kendimi. Hayır tabii ki canım tabii gelirse yani. Gelirse gelir. Hani gelirse bırakır mısınız? Hiç, o anlamda. Hiç tutmam öyle. Hiç abiciğim hiç. Aa, ne güzel bir şey. Ben orada evlenmeyi geçtim. Ben torun istiyorum. Torun. Kız torun. Evlilik hiç umurumda değil. O hiç umurumda değil. Baba, torun.
8 ay bakın ondan sonra bana verin diyorum zaten. Ben bakarım. Ben bakarım. Torunlarla nasıl bakar mısınız arkadaşlar? Buna bir sene ben baktım. Öyle mi? Tabii benim işim gücüm yoktu. Güzin'in maşallah o zaman işleri çok açıktı. Güzin dedim sen bırak. Sen çalış işine, ben bakayım. Sen çalış ben bakarım ne dedim. Ne güzel. Sabahleyin kalkıyordum o etler çuf çuf. Sebzeler buna yediriyordum lop 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 lop. Bir tane kaset yaptım ben buna reklamlardan. Ona bakardı böyle ben ağzına tıkardım bunu. Sonra uyuturum altını temizlerim. Sonra alır bunu götürürüm eczaneye, teyzesinin eczanesine. Orada oynarım. Tabii canım. Hatta gezdirir ya. Ne güzel. Yardım eder. Seviyor. Harika. Ondan sonra öğleden sonra Güzin gelirdi bırakırdım. Oh. Tabii. Ne şanslısınız. Ondan sonra da Cucu vardı bizim. Rozamız vardı karşıda. 8 ay sonra da ona emanet ettik kızı. Evet, çok güzel, güzel bir çocukluk. Ne güzel ya, evet, gerçekten. Evet, evet. Hem anneden hem babadan aynı şefkati almak bir çocuk için çok önemli. Bayağı ben dijitim sene baktım yani ben. Yani bayağı her şeyle baktım tabii. Her şeyle. İşte budur, hayatı paylaşmak tabii, değil mi? Şey. Tabii. 48 sene dedik. Sonra nasıl sürüyor işte? Ha, yani sürüyor? Böyle sürüyor tabii. İşte. Şimdi böyle insanlar ilk evleniyor 2-3 senesi olmadı falan. Özellikle de ünlü iki sanatçıysa bakıyoruz. Falan. Torunlara da öyle bakıyoruz. Her şeyine çocukken tabii. Ya, evet. Ben de diyorum bir an evvel yapın. Bir sene falan şey yapın. Bakın. Sonra da bir benim bir yerim var. Bir yer yani bırakacak kız sorun istiyorum. Gel, alacağım onu gideceğim abicim. Alacak gidecek. Alacağım gideceğim. Hafta sonları gelirsiniz diyorum ben. Bırakmayacak. Yani işimiz zor yani. Peki belli yani şeyde kız torunu, şey, iki tane erkek torun mu var? Siparişli erkek var mı? Kız istiyoruz. Kız istiyoruz. Yukarısıyla da aram iyidir, kötü değildir maşallah. İyi, sağlıklı olsun. Sağlıklı şansım da vardır. Allah gönlünüze göre versin diyelim ne diyelim. Peki kızınız olursa şimdi kız muhabbeti biraz olayı sizin üzerinize çevirelim. Kıza prenses muamelesi yapmam mı diyorsunuz? Yani böyle bir bu şey anlamında değil, bir sert yetiştirme anlamında değil. Ama böyle bize yapıştırılan bir takım şeyler var. Hani kız çocuğu bunu sever, erkek çocuğu bunu sever. Artık bunların kız dünya şunu üzerinde giyer, de aynen bu dünya renk üzerinde giyer, de yok olduğunu falan, düşünüyorum ve buraya yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela bazı spor dalları için kıza yakışmaz gibi evet. böyle algılar var. Bazı işte erkekler için çok az olmakla birlikte mesela bir dansçı olmasına erkek balerin adama olması, yakışmaz baletlik gibi şeyler var. Artık böyle bir cinsiyetin meslekler üzerinden kalmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla kadın ve kız çocuğu da gücünü, sözünü, ne giymek istediğine karar verecek, istediği sporu yapacak. Bu özgürlüğü tabii ki ben de yetiştirirken bunlara dikkat ederek yetiştireceğim. Öyle düşünüyorum. Benim birçok zaten bilinçli olan tanıdığım arkadaşım da böyle yapıyor evlatlarını, böyle yetiştiriyor. Bizde de öyle olacak. Ben de öyle yetişmedim bu arada. Yani hani ben de öyle görmedim. Yani hani bana nasıl da öyle yap. Evet ben de bale yapıyordum. Ama böyle bir prenses bir kız çocuğu olarak büyümedim. Bana da her zaman tartışılırken fikrim soruldu, edildi. Yani öyle bir aman o kız çocuğu diye bir tavır zaten görüyorsunuz. Tabii, her şeyi konuşuyoruz, tabii, şey tabii yapıyoruz. Ben de öyle büyümediğim için bundan sonra da öyle olacaktır. Ben bir anımı anlatabilirim. Ay, bu lütfen, şeyle ilgili erkek mesleği kişi diye böyle yaşadığım bir anı. Bizimkiler çekiyoruz. O arada bu meşhur kanaat lokantası vardır ya Üsküdar'da. Evet, Üsküdar. Onun yakınında çalışıyoruz. Hadi dedim ben kanaata gireyim bir yemek yiyeyim. Yemek yedim. Baktım ayakkabılarım da biraz şey. Köşede bir tane boyacı var. Boyacıya koydum. Tanıtsam. O Şükrü abi hoş geldin dedi. Şükrü abi. Ha Şükrü abi. Boyattık. Boyatıyor. Abi ya dedi sana ben bir şey söyleyeceğim ama dedi. Aramızda kalsın. Tabii dedim sor dedim. Ne yapacağımı bilemiyorum abi dedi böyle yapıyor. Benim oğlan balet olmak istiyor dedi. Dedim olsun. Nasıl olsun abi dedi. Ya dedim olsun. Okulu var. Okulda olan şey ciddidir. Sahi mi söylüyorsun? Üzülmeyeyim dedi. Hiç üzülme dedim. Parası olur, başı olur. Belki de çok iyi olur. Ve bir dedim az. Yani işsizde kalmaz. Sahi mi abi? Ama dedi hiç alakası yok dedi. Anladım seni de hiç dedim.
Oh abi rahatladım, içim rahatladı. Ama çok enteresan, bu herif balet olmak istedi diye ama. Ya, ya. Ama bir de işte bak içini rahatlattı. Belki de sizinle karşılaşmasa. Belki de olmuştur. Belki de şu anda. Balet. Demek ki çocuk çok istiyor. Demek ki yani direkt bir erkek çocuğun tabii bunu abicim, istemesi. Tabii abicim, ne kadar güzel. Evet. Biz de dediğiniz gibi hep ön yargılı büyütüldüğü tabii. için bir erkek çocuğun bunu istemesi gerçekten içinde o sanatı hissediyor olmasından evet, kaynaklanıyor evet, evet, diye düşünüyorum. Bu arada tecrübeden yararlanmak ister misiniz çocuk büyütürken? Hani şey vardır, yani yeni jenerasyon biz farklı büyütüyoruz falan durumu. Yok hiç ben öyle antipatiklikleri sevmem. Her zaman hani her zaman büyükler daha iyi bilir. Hani tabii ki aramızda konuşuruz ederiz ama yani... Yalnız tabii büyüklerine biraz fazlalıklar oluyor. Mesela biz aman terledi, aman bilmem çok fazla düşüyoruz. Abi bir hiçbir şey yani. Olmuyormuş. Olmuyormuş. Biz gördük yani. Hiçbir şey yani kimseyi de kırmadan, etmeden bir orta yol bulunabilir yani. Tabii, hani evet. Öyle bir şey değil ama ben de böyle lütfen biz çocuğumuza bunu yapmıyoruz. Çünkü ben şeyi sevmiyorum. Onlar biraz mesafe koyuyor bence evet, ilişkiye. Evet, öyle. Biz yeğenlerimde de öyle olmadı. Çünkü öyle olunca ne oluyor? Hepimizin çocuğu gibi oluyor. Ben de onları çocuğum gibi görüyorum. Çünkü hepimizin bir büyürken, onların büyürken söz hakkımız oldu. Dolayısıyla evet. Hepimizin çocuğu olsun. Herkes bir şey söylesin. Bir, şey, bir onu deneriz, bir bunu da deneriz. Böyle el yordamıyla büyütürüz işte. Yani önemli olan kimseye zaten... Kimseye de kırmaya gerek yok lütfen. Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Bazen görüyorum. Çok görüyorum ben de çok. Böyle evet. Lütfen anne falan bir falan. Onları da pek hoşlanmıyorum. Yani böyle yumuşak yumuşak yapılabilir evet, işler evet, bence. Evet değil mi? Böyle güzel güzel. Ha, evet. Torun dünyanın en güzel şeyi İnşallah. Olsa gerek değil mi? Onu da görelim. Bu arada güneşi de batırdık. Batırdık evet. Ama biz Batıyor. Gün batımı sohbetleri yapıyoruz. Evet, Bodrum'un güzel. En güzel lokasyonlarından Saati, biri evet. değil mi? Evet. Yalıkavak'tayız. Güneşin en güzel battığı yerdeyiz. Evet. Ama biz güneşi kıskandıracak kadar bir ışıldayan bir aileyle birlikte. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Gerçekten ha. Türkiye için çok değerlisiniz. Yaptıklarınızla bıraktığınız eserlerle. Peki Güzin Hanım size tiyatro sahnesi dışında başka bir yerde sizin de böyle bir projeniz var mı? Ekranda sizi görebilecek miyiz? Valla beni heyecanlandıracak bir proje gelmedi. Geldi bir iki şey. Ben tiyatromla çok mutluyum. Ben onu yapıyorum, yetiyor bana. Artık bu yaştan sonra onu da yapayım, bunu da yapayım. Ama çok ben, böyle hoşuna giden, hoş gidecek, seni heyecanlandıracak bir şey olursa. Bir şey olursa mesela aslında sinema... yani Güzin'in fiziği, Güzin'in yaşı ve Güzin'in oyunculuğu. Evet. Bu yelpaze evet, için de evet. yani dizi film için çok fazla dört ihtiyaç dörtlük var. Bir şey. Çok, mesela o Haluk Bilginer'le beraber oynadılar bir şey oynamıştı. Hayatımın rolü diyor. Hayatımın evet. rolü diyor. Çok sıcaktı. Nasıl atlıyorlar Güzin'i bilmiyorum. Ama şey... Bak size söylüyorum. Dizi değil de... Daha çok sinema filmi falan beni daha heyecanlandıracak. Daha evet. Çünkü dizi film saatleri, çalışma şartları. Onu ben sana ayarlarım o... bak. Ben sana onu ayarlarım. Ben sana nasıl yap? Ben de nasıl şu bak, beklemeyi onlar sevmiyor. Ben bunu beklerim. Zor. Ben beklerim. Hmm. O beklemeyi Oo. Seviyor. Ben karavanımda beklerim. Uyurum, kalkarım. Angry Bird oynarım, kitabımı okurum. Ben sana öğreteceğim. Yeter ki bir sana diziden rol gelsin. Hayır, yok canım, yok gelmesi değil. Bir iki tane değil. Geçen sene hatta geldi. Çok da tutmuş iki tane diziden teklif gelmişti. Evet. Ama istemedi. Haklı da yani kendince hani biz beklemeyi hep aramızda sevmiyor. Konuşuyoruz ya. Yok beklemeyi sevmemek değil yani. Hani konuştuk ve hani hoşuna gitmedi. Tabii bu yaştan sonra da insan hoşuna gittiği ve heyecanlı şeyler yapıyor. Yaşında ne var Güzin Hanım? Hayır ama benim bu yaştan sonra demeyin ama şey olarak yani gayet gençken herkes her şeyde oynuyor ya. Evet evet. Ama işte daha seçici oluyoruz Güzin Hanım'ın yaş kategorisinde biraz önce Erdal yok Bey'in yani, dediği çok gibi yok enteresan. O kadar az bu kadar iyi oyuncu var ki. Yani şeyi yelpazesi skalası geniş, drama evet. oynar, komedi oynar yani enteresan. Evet, evet. Peki bir kadın karakter, şimdi size de soracağım size de, oynayacaksınız diyelim ki. Nasıl bir kadın karakter olmasını istersiniz? Böyle hayalinizde. Vallahi öyle bir seçim oyuncu olarak yapmam çünkü... Her karakterin heyecan verici tarafı vardır. İşte onu bulup kendine yaşat onu. Yani o tipi benimse. Her rol güzeldir. Hayır bir şey anlamında sordu galiba Şafak Hanım. Yani
öyle bir kadın karakteri çıkarın ki o kadın karakteri kadınlar kadınlara bir laf etsin, bir söz söylesin. Hayır, hayır. Nasıl hiç öyle bir şey söylemedi. Ama o da güzelmiş. Evet, aslında duygularıma tercüman yani, oldunuz. Oyuncu olarak her rolü oynarım. Her rolde beni heyecanlandırabilir. İşki seveyim. İşki seveyim diyorsun. İşki seveyim. Hayır, mesela diyeyim ki Anadolu'da bir kadını canlandırayım. Yani böyle bir şeyiniz var mı? Bir derdiniz yok, var yok, mı? Yok, hiç öyle bir derdim yok. Zaten benim de 45 yıllık tiyatro hayatımda çok tipler oynadık. Köylüsünde oynadık, delisinde tabii oynadık, sosyetesinde oynadık. Her türlü rolü oynadım. Ondan doydum yani. Öyle bir şeyim yok. Aman şu olsun. Ama biz olsun sizi diye görmek istiyoruz. İnşallah. Erdal Bey'in dediği gibi. İnşallah. Gerçekten Güzin Hanım'ı göreceğiz inşallah. Filmlerde, dizilerde. Seni hep göreceğiz zaten. Zaten sizi her yerde izlemek. Bak ne dedik? Müzikal dedik. En başta müzikalde, evet, dansla. Ama tabii ki ekranda daha sık görme şansımız oluyor. Çünkü daha evimize geliyor. Evimize geliyor, evet, kaçırmıyorsun. Öbür türlü bizim tiyatroya yani tiyatro buna gerekiyor. Engel değil. Onu belki hatırlatmak gerekebilir. Çünkü bizim kendi tiyatromuz var. Birçok da dizilerde çalışan arkadaşlarımız var. Engel değil. Peki size sorayım aynı soruyu. Nasıl bir kadın kahraman yaratırdınız? Yani şöyle karakter olarak. Yazıyorsunuz da. O yüzden ben özellikle sizden çok merak ben ediyorum. Ben kusurları seviyorum bir oyuncu olarak. Çünkü bence bir şeyi gerçek yapan kusurlarıdır. Ve çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter, tırnak içinde iyi bir karakterse onun zaafları beni oynamak için heyecanlandırır. Ya da çok kötü bir karakter oynuyorsam da, teklif edildiyse de onun insan tarafları beni heyecanlandırır oynamak adına. Böyle içinden aslında ben biraz şeye benzetiyorum bizim işi. Antropologlara benzetiyorum. Evet evet. Yani böyle oradan onu buluyoruz, buradan yani çok dışarıdan belki şey gibi gözükebilir yani. Ha işte rol geliyor, ezberliyor. Ona göre saçı başı yapıyor. Hayır öyle değil yani. Biz her şeyini, bakışından, duruşundan, belki sevdiği renge kadar o ruhun içine giriyorsunuz. Yazar yazmadıysa da biz hani gerekirse mesela çocukluğu acı olmuştur diyor mesela yazar. Ama onun altı boş. Sen onu oynayabilmek için, ona sen kendi kendine onu gerçek kılmak için, onun atıyorum baba dediği zaman gözünün dolmasını gerçek kılmak için senin o kıza bir baba hikayesi yazman lazım. Gerçekten gerçek ağlar olsun mısınız? Yoksa Damla mı kullanıyorsunuz? Yok hayır canım, yani gerçek ağlıyoruz Damla. Çünkü biz tiyatro sahnesinde de ağlıyoruz zaten. Orada girip Damla, evet, damlatamıyorsunuz biliyorsunuz, o bir anda oluyor. Evet. Orada ağlanıyor. Ya ne kadar zor bir şeydir o, hep merak etmişim. Yalnız şöyle bir durum var, ben onu da söyleyeyim. Evet yani ben dizide de Damla kullanmıyorum ama bazen öyle planlar oluyor ki mesela. Evet. Bir çok kısa bir plan, senin o ağlamana orada hani kim, o zaman ben seyirci aldatmış olurum, o zaman Damla. Evet, ha, o evet zaman da bir yani şey. Mesela biz, alta müzik vuracak, müzik şuradan, geçecek. Şuradan geçecek. Burada bir yanak görmek. Yanak görmek ne istiyor. Kapıda neresi hani duyu hani tamam oynarken oluyor da o uzun süreç içinde. Ha o detay gördüğün. Detay gördüğün zaman onları evet. Ve de tekrar mesela senin tarafın yani ama oralarda. Ama oyunda gerçekten ağlıyorsunuz değil mi? O oyunu tabii, tabii, tiyatroda, tabii, tabii, tabii tiyatroda da şeyde de oldu, dizide de yani böyle mesela ikili sahneler. Mesela ben de en çok gelince şeyde dizide kamera motor dersin bir genel alınır. Orada bütün duygundan oynuyorsun. Ondan sonra işte benim dizide sevmediğim şeyler. Ha. Ondan sonra onu oynarken tekrar bunu aynı hissi her zaman bulabilir misin? Bulamıyorsun. Bir yayınlanıyor. Aa senin en salak salak baktığın yer konmuş. ben burada ağlamıştım gözlerim. O nerede? O gitmiş. Ben orada çok girmiş. Ha, oraya bir şey girmiş. Onu tekrar. Haklısın. Şey yani geçmiş. Biraz sinir bozucu. Sinir bozucu. Onlar olabiliyor. Onun için film olursa tabii filmde daha özenli oluyor bu filmde işler. Daha zamanlı yayılıyor. Sinema acele filmi yok. Bir de bu set saatlerinin çok uzunluğu falan çok, hep çok felaket. Değil mi? Sizin öyle özel bir şeyiniz oluyor mu? Anlaşmanız oluyor yok mu? Canım, bu kadar yani öyle bir şey anlaşma olmuyor da en az 90 dakika diyorlar, kestirip atıyorlar. Uzun ama ne yapalım öyle. Hayır, onlar mesela öyle para kazanıyorlar. Sette ben şu kadar saat çalışırım. Yok benim öyle bir şey yok. Sadece 2 saat yani 2 gün tatil, o da doğal yani. Cumartesi pazar yani klasik bütün iş kollarında olan şey. Onun dışında 5 gün çalışırım. Uyku yalnız benim 8 saat olsa.
8 saat uyku, çıplak. 11'i geçti diyelim ki, sarktı. Ertesi gün. Hiç sorun değil. Kalırsın. İsterse beni sabaha kadar çalıştır. Ama bana ondan sonra 10 saat vereceksin. Uyku. Mesela diyecek ki gece gel 10'da, abi sen sabaha kadar çalışacaksın, çalışayım seninle. Ama ondan sonra beni 3 saat sonra alamazsın. Aradan 8 saat uyuyacağım, eve gideceğim, makyajımı sileceğim, o toplam 10-11 saat. Aslında tabii, insani tabii, bir şey kolluyor yani. Yani 12 saat çalıştın, şey 12 saat bana tatil ver. Evet, değil mi? Olması gereken bu ama maalesef. Ama yok, ben yapamıyorum. Zaten benim en büyük anlaşmam öyle. 5 gün çalışırım, 12 saat çalışırım, 11 saat benim dinlenmem şeydir, hazır olmam yani. Evet. 12 evet. Saatte de zaten neler çekilmez ya. Çekilir işte, ben de onu anlamıyorum. Bu kadar uzun hani insanlar anlatıyorlar tabi set ortamını bilmiyoruz ama. Ama bayağı... öyle yani, onlar işte reklamlar giriyor bilmem ne giriyor, onun karşılığı yok. Peki çok farklı karakterler de gördük dedik ya size. Hep biraz da böyle hani sert karakterler aslında, değil mi, tipten de. Diyelim ki bir kadın kılığına girmeniz gerekse. Bayılırım. Hemen. Hemen sakalı saçık, bıyıkları keser, hemen makyajı yapıp. Evet. Oyuncu için böyle şeyler çok heyecan verir. Evet, öyle mi? Evet, evet. Ay, ben hiç böyle bir cevap beklemiyordum. Bir saati geçtik galiba. Süremizi... Tam 15 dakika. Güneşi batırdık, evet, güneşi çok güzeldi. Güneşi batırdık efendim. Karnımızda acıktı, o kadar güzel tarifleri evet. aldık. Evet. İzleyicilerimiz de şimdi... Eminim ki yemek masalarına geçmek için bu tatlı sohbetin bitmesini bekliyorlardır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Harika bir sohbet. Buradan bizi sağ izleyen bütün hanımlara sevgiler, saygılar. Hepinizi öpüyorum. Ay ne güzel, ne güzel. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyoruz. Özellikle lütfen tiyatroda o oyununuz sahnelenmeden önce buyurun gelin İstanbul'da. Biz burada biraz İstanbul dışında deplasmanda gibiyiz. yaz sohbetleri ama İstanbul'da da her birinizi ayrı ayrı stüdyoda Şafak Yavuz'un Biz de tiyatromuza bekleriz. Ay ne güzel. Benim çok için seviniriz. Bir onur olur. Mesela provalar Zeynep'in provaları sırasında bekleriz. Lütfen. Tabii. Evet bir tabii. Alo deyin. Hemen tabii. Oradayız. Çok mutlu olurum. Ben de çok mutlu olurum. Arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşlara. Çok teşekkürler. Arkadaşlara. Sağ olsun. Evet çok teşekkür ellerine ediyoruz. Sağlık, bütün ekibimize. Güzel. Woman TV'nin bütün evet. ekibine, canlı yayın ekibine, İstanbul'da olanlara çok teşekkür ediyoruz. Harika yayınlar gerçekleştiriyoruz. Kadının gücü diyoruz. Woman TV. Evet. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Yarın yeni bir konuğumla buluşuncaya dek hepinize Bodrum'dan Bodrum kadar güzel günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.